nedir bir üretici olarak yaşadığınız sorunlar? Ya abla, yaşadığım sorunlar her türlü zirai olarak, ondan sonra eleman yokluğu, Sıkıntı mı çekiyorsunuz? bunlardan sıkıntı çekiyoruz. Özellikle eleman bulamıyoruz. Çalışacak adam yok. Burada sigortalı iş arıyor. Biz de bunu temin edemiyoruz tabii. Sigortalı işi nerede bulalım biz? Çiftçilik bizimki. Peki bu seneki rekolte nasıl? Az bu sene, geçen seneye göre %70 falan herhalde. Düşük. Düşük. Peki bu sene şimdi bir kesim narenciyede bu sene durumun daha iyi olduğunu söylüyor. Şimdi Bir kesim daha. mandalinde özellikle bu saksuma denen mandalinde yok mu? Biz Rize mandalini deriz. Bunda rekortta düşük düşük olmasının sebebi geçen sene çok tutmuştu. Bu sene yüzde yani 70 yani daha Düşüş. yok, %30 düşüş var. Düşüş. Peki yükseliş portakalda mı? Portakal. Portakalda yok. Devamlı aynı portakal. Pazara yansıyan fiyat şu anda mandalini 500-550 liraya. Biz burada ihracatçılara veriyoruz. Zaten ihracatçılar da bunun ton başına 125 dolar devletten geri alıyorlar. Yani bizim malı 200-250 liraya almış oluyorlar. Siz devlet desteklemelerinden yararlanıyor Yok, musunuz? ondan biz yararlanamıyoruz. İhracatçı yararlanıyor. Yani onun yararlanması da önemli. Çünkü onlar yararlanmazsa gelip bizim malımızı almazlar. Malımız da ağaçta kalır, çürür. Peki sizin bahçenizin mahsulü dış piyasaya mı gidiyor, iç piyasaya mı? %90'ı dış piyasaya gidiyor. Zirai ilaçların çok yüksek fiyatlarda olması, özellikle gübrenin. Biz bundan 5-6 sene önce gübreyi diyelim 100 liraya alıyorsak, fiyat o zaman 500 liraydı. Şimdi yine 500 lira, gübre oldu 500 lira. Zaman eksikliği var. Olmasının sebebi de geçen sene, evvelki sene dışarıda çok göç alıyordu. Bunu da buranın ileri gelenleri geçen sene engellediler. Yani şey olmadığı için, yer bulamadıkları için. Engelledikleri için de işçi gelmedi. Bu sene de hiç işçi gelmedi. Şimdi işçinin hepsi dışarıdan geliyor. Adana, Mersin, Ceyhan. Evet, biz de konuştuk zaten. Aynı zamanda çok da keyifli, Evet. çok güler Evet. yüzlü bir hasat ekibi de var. Vallahi işte sıkıntı Adana'dan var. geliyorlarmış. Günde 2,5-3 saat yol çekiyorlarmış. Tabii oldukça zor yani. İşte o şeyi yükseltiyor. Maliyeti yükseltiyor. Ta oradan buraya gelmeleri maliyeti yükseltiyor. Ve sonuçta beden gücüyle çalışıyor bu Beden insanlar. gücüyle çalışıyorlar. Gece 3'te kalkıyorlar. Ama burada olsalar sabah 6'da 7'de bahçeye gelecekler. Dinlenmiş bir vücutla Tabii dinlenmiş çalışacaklar. Tabii olacaklar. belki bir performans Evet. düşüklüğü bile Evet. oluyordur yol. İnsanları bırakmadılar. Çünkü buraya 15-20 bin tane adam geliyordu her sene. Çadır kent diye bir şey yapıyorlardı. Bu sene Ama bu de sene de var, biz biliyoruz. Yani başka arazilerdeki vatandaşlarla da konuştuk. Onlar o çadır kent denilen yerlerde şimdi bizi kalıyorlarmış. çağırdılar yazın. İşte devletten ödenek geldi. Biz yer kuracağız falan. Ne diyorsunuz bu işe? Yer bulamıyoruz falan dediler. Bir şey çıkmadı onda yani. Bir şey çıkmadı. Yok, hiçbir şey olmadı. Yani yer var ama yeterli olmayabilir. Yok, Bunu yok, yok, söyleyelim. yok, Yok, yok yer var ama. söyleyelim. Yer var. Yer var ama Ama yeterli değil. işçi gelmiyor. Geçen seneden dolayı işçi gelmiyor. Bu sene hiç işçi gelmedi. Thank you.
Uluslararası Narenciye Festivali tüm keyfiyle, tüm hızıyla sürüyor sevgili izleyenler. Az önce İsos Antik Kenti'ndeydik. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserini ekranlarınıza taşıdık. Harika ezgiler yüreğimizi titretti. O tarihi dokuda çok güzel bir konser dinledik ve bunu ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bulunduğumuz yer Erzin Halk Plajı. Kameraman arkadaşım Hakan Öztürk çekerse bu güzelliği sizlerle paylaşabiliriz. Şu denizin dinginliğine, şu denizdeki o dalga sesinin güzelliğine bakar mısınız sevgili izleyenler? Arkada da gün batımı, enfes bir görüntü. Şimdi bu güzellikler devam ediyor. Biz biraz sonra festival alanına geçeceğiz ve festival alanındaki etkinliklerle programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben arıcı olduğum için çeşitli makinelerin üzerindeki ekipmanları imalatçı arkadaşa istedik. İmalatçı arkadaşımız iyisini biliyorsanız siz yapın dedi. Ben metalle hiçbir ilgim yok. Arıcıyım. Düşündüm, taşındım. Sene 85 yılında ilk fren sistemini babamın kendi makinamıza uyguladık. Nasıl? Fren sistemi ne demektir bir arı kazanında? Sağımda surat önemli olan. Günlük bunda 25 ile 30 yaylada teneke sağıyorsunuz. Çamda 40 ile 50 teneke sağıyorsunuz. Elektrikli ve diğer makineler kesinlikle bu hıza yetişemez. Çünkü bunu dönerken durdurma sorunu var. Ama biz bunu durdurma sorunu bir aparatla, mobilet aparatıyla bunu çözdük. Bu fren sisteminin sayesinde bu dişli yıllarca, mesela babamın makinası 85'ten beri hiç kolu değişmedi. Ama bu devirdeki yapılan makinelerin senede en az bir dişli değiştirme şansları var. Yolculuğa giderken bunu kapattığınız zaman, ayağınıza vurduğunuz zaman bu kesinlikle açılmaz. Eğer yolculuk bittikten sonra bu arıyı açmanın, arıcının en büyük problemi arı ağzı kapatmak ve açmaktır. Bunu bir el demiriyle rahatlıkla açıyorsunuz. Arınız rahat rahat bir kamyon arıyı 20 dakikada bir kişi açıyor. 250 veya da 300 kovanı 20 dakikada. Normal kovanı, eski tip kovanları açmak en az 1 saat alıyor. Çünkü arı hırçın, inmiş, yoldan gelmiş, susuz, aç, hayvan. Ama bu sistemde 20 dakikada açıyorsunuz, zamandan tasarruf ediyorsunuz, artı siz yorulmuyorsunuz. Hadi hoş hoş bir hoş hoş görelim hoş hayır ne hoş ah ne güzel. Hadi hoş hoş bir hoş hoş görelim hoş hayır ne hoş ah ne güzel. Yeah.
Festivallerin olmazsa olmazı mısır ve pamuk şeker. Bakalım şimdi satışları nasılmış onu konuşalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Festivallerin olmazsa olmazı mısır ve pamuk şeker. Herhalde en yoğun ilgiyi çocuklar mı gösteriyor? Aileler mi? Nasıl satışlar? İyiydi. İyi. Güzel. Peki mesela bir paket mısır ne kadar? 1 lira. 1 lira. Maşallah sudan ucuz. Peki pamuk şeker ne kadar? Hepsi 1 lira bizde. Maşallah. Röportajı yaptık mısırı da arkadaşlar sağ olsun bize ikram ettiler. Tadalım o zaman biz de. Bir taraftan konser izleyecek vatandaşlarımız, bir taraftan da mısır yiyecek. Evet, çok güzel. O gün Sanlısoy. Sen de dinleyeceksin buradan. Peki kaç saattir ayaktasın? Biraz yorucu bir iş. 12 saattir ayaktayız. Afiyet olsun. Mısır. Seviyor musun çok? Evet. Birazdan da konser başlayacak. Bir taraftan konser, bir taraftan mısır. Evet. Seni kim boyadı böyle? Aylarca. Nasıl, eğleniyor musunuz? Evet. Eğleniyoruz. Başka neler yaptınız gün boyunca? Ya gün boyunca babamın yanına geçirdik. İşte buradan bir şeyler alıyoruz. Akşam da konserlerle eğleneceksiniz. Evet. Hadi bakalım, iyi eğlenceler o zaman. Mehmet Bey, ben dedim ki bazı organizasyonlarda görünmeyen kahramanlar vardı dedim. Onlardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Birçok kahraman var ama siz bir tanesisiniz. Öncelikle festivali değerlendirmenizi istiyorum. Nasıl geçti bu süreç, bu günler? Öncelikle size Erzin'imize hoş geldiniz diyorum. Kahramanlığa gelince esas kahraman bizim Erzin halkımız. Ondan sonra da başta kaymakamımız, belediye başkanımız, sivil toplum örgütleri, temsilcilerimiz. Bunlar el birliğiyle oldu. Mutfak kısmında olup da görünmeyen çok insanlarımız var. Biz de onlardan küçük bir tanesiz diye düşünüyorum. Festivalimiz bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bu uluslararası anlamda tanıtmaya çalışıyoruz. Ve geçen yıl yaptığımızdan bu yana, Ocak ayından bu aya kadar ciddi anlamda katkı sağladığını düşünüyoruz. Tabii ki sizlerin yayınlarınızda çok büyük katkısı var. Yılda özellikle Milli Piyango'nun canlı çekilişinin 19 Kasım'da burada olması, TRT'nin burada olması, orada ürünümüzü belediye başkanımızın canlı olarak anlatma imkanını bulması bizim için, ilçemiz için çok büyük bir avantaj oldu. Bizim narenciyemiz, özellikle mandalinamız toprak etütlerine yapılan diğer tetiklerine sonucu olarak Türkiye'nin en tatlı, en güzel satsuma cinsini yetiştiriyoruz biz. Hem kaliteli, hem çok pahalı değil, hem de çok yararlı bir ürün çeşidimiz. Bizim teknik verilere göre takribi %45'i ürettiğimizin yurt dışına diyor. Diğer de iç piyasada tüketiliyor. Şunu soralım sizlere. Şimdi biz bugün narenciye bahçelerini gezdik. Hatta birkaç gündür geziyoruz. Ancak üreticilerimizin bazıları mevsimlik işçilerin burada kalma, barınma sorunu yaşadığını söylediler ve işçi bulamamaktan şikayetçi oldular. Nedir bu sorun? Böyle bir sorun var mı daha doğrusu? Şimdi ben öncelikle bir açıklama getirmek istiyorum buna. Bizim geçen yıl ciddi bir işçi sıkıntımız oldu. Daha önce bu gelen işçiler bizim taşkın saha dediğimiz dere kenarlarında ikamet ediyorlardı. Biz de kaymakamlık ve belediye olarak bunların altyapısını ve ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Son çıkan sel baskınlarından sonra taşkın saha kenarına çadır da olsa kurdurmama kararı aldık. Daha sonra bulduğumuz yerler, yine sivil toplum örgütleriyle, üreticilerle, üretici birlikleriyle, bu işi yapan herkesinle yaptık. Defalarca toplantılar yaptık. Bulduğumuz birkaç tane yer hep birlikte. Her taraf narenciye bahçesi olduğu için sıkıntılar oldu. Zarar verilmesi açısından. Daha sonra şu an biz bu sıkıntıyı kaymakamımızın kendi bütçelerinden, hükümetimizin bu işle ayırdığı bütçeden, kaymakamlıklara aktardıkları bütçeden 595 bin lira ihalesi yapıldı. Erzin merkezine takribi 10 kilometre ilçemizin kısık mevkiinde şu an tesviye işleri bitti. Buranın 1500'ü işçi kapasiteli bir yeri var. Ama şu ana kadar bize, kaymakamlığa ya da belediyeye Erzin'de işçi sıkıntısı var diye herhangi bir kimse gelmedi. Bu yıl sıkıntı yok diye düşünüyoruz. Sıkıntı olduğunu iddia edenlere de herhalde sayılarla, rakamlarla, resmi verilerle yaptığınız açıklama yeterli olmuştur. Ya kesinlikle. Bir de
halkın düşüncelerine de saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Belki sıkıntı çeken üreticilerimiz de olmuş olabilir. Çünkü işçilik getirmede Erzin'den Adana'ya, Adana'dan Erzin'e işçi gelir. Bir, belki sizin de dikkatinizi çeker bir görmüş olsanız. Arabalarla buradan gidiyorlar. Bir bakıyorsunuz aynı gün arabalarla da oradan geliyorlar. Bir defa hani nasıl ki bizim festival yapıyoruz, birliktelik sağlıyoruz. Erzin halkıyla, sivil toplum örgütleriyle. Benim onlara tavsiyem bu işçi çavuşları denilen kesimlerin Adana'da ve burada bir araya gelerekten hani kooperatifler veya dernekler gibi bunun çok daha sağlıklı yürüyeceği düşüncesindeyim. İkinci defa buraya geliyorsunuz festivalimize. Diğer zamanlarda da geldiniz ama festivalimize çok büyük katkı sağladınız. Çünkü festivalimizin amacına uygun bir yayın yapan, üretimle ilgili, iyi tarımla ilgili. Onun için size de kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Ateş olmayan yerde, duman tutmaz işlerde, ateş olmayan yerde.